Senin yüzünden patron beni kovdu. Artık süper zekamdan faydalanamayacak Joe. Keşke seni hiç tanımasaydım. Asıl senin yüzünden benim bütün planlarım mahvoldu. Ne güzel tıvırtı kulaktusun adamı olacaktım. Ve sonra da bütün hazinesine hop cukka. Hem senin çok da zeki olduğunu düşünmüyorum abuzi. Saçmalama Joe. Kocaman kafan var, görmüyor musun? Tabii ki görüyorum. Kafan o kadar büyük ki 100 kilometre öteden görünüyor. Evet, çünkü içinde kocaman bir beyin var. Bu da çok zeki olmamı sağlıyor. Madem çok zekisin söyle bakalım. Bir haftada kaç gün vardır? Bir haftada 10 gün vardır. Pazar, pazartesi, salı, salıtesi, çarşamba, çarşambatesi, perşembe, perşembetesi, cuma, cumartesi. Bilemedin koca kafa. Bir hafta 7 gündür. He, olabilir. Çünkü kışın günler kısalıyor ya. 7'ye düşmüş demek ki. Ya bırak şimdi bunları. Bak ne diyeceğim. Senin patron hazineleri nerede saklıyor biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Heh. Hazinelerin yerini bana söylersen tırvıcan kuşun seni affetmesini sağlayabilirim. Ya peki hazineleri çaldığını öğrenirse ne olacak? Merak etme, senden hiç şüphelenmeyecek. Tamam o zaman kabul. Evden çıkmalarını bekleyelim, sonra da eve girelim. Aa bak çıkıyorlar bile. İşte gidiyorlar. Tamam, iyice uzaklaşsınlar, sonra eve gireceğiz. Merhaba dostlarım. Joker ve Kuzen Joker'in açtığı market bugün satışlara başlamıştır. Bütün köy halkı açılışa davetlidir. Joker hepinizi bekliyor. Hayırlı olsun Joker amca. Evet hayırlı olsun Joker amca. Teşekkürler çocuklar. Sen de Kamil dayı gibi ilk gün her şey bedava kampanyası yapacak mısın? Kışık. Yok bedava medava. Paran varsa alırsın kardeşim. Ben sana demiştim meraklı. Joker bedavaya günahını bile vermez. Evet kardeşim. O zaman iki tane pasta alalım. Evet Joker amca. İki tane pasta istiyoruz. Tamam. İki tane pasta 4 altın eder. Alın bakalım. Altınlarımızı verelim hemen. İnşallah taze değil pastalar. Ne bileyim yahu. Ben mi yaptım? Game mod birden aldık koyduk işte. Hadi gel kardeşim. Gördün mü kuzen? Market işinde çok para var demiştim sana. Evet kuzen. Ben şimdi bir eve gidip geleceğim. Cüzdanımı unutmuşum da. Müşteri gelirse ne isterse var diyeceksin. Sakın yok deme. Ya olmayan bir şey isterse? Birazdan gelecek dersin kuzen. Tamam kuzen. Birazdan gelecek diyeceğim. Şimdi ayva yedik Kamil dayı. Yandık bittik Kamil dayı. Kimse bizden alışveriş yapmıyor Kamil dayı. Aman Kamil dayı. Yaman Kamil dayı. Biz ne yapacağız Kamil dayı? Market batacak Kamil dayı. Ne bir sus emme kötümsel konuştun le. Hemen öyle telaş yapma bakam. Ben yılların esnafıyım yeğenim. Biz ne krizler gördük bir bilsen. Batmayız hemen öyle merak etme. Sen at yumurtasıyla satış yaparsan bu market batar Kamil dayı. Çünkü bu köyde kimsede at yumurtası yok. Biz dünyadan geldik. Ne bilelim at yumurtasını yav. Bizde para kullanılır para para. Burada para yok ama altın var. Altınla satış yapalım. Ne yapacağım le ben altını? Minecraft'ta altın hiçbir işe yaramaz. Ya sen ne kadar inatçı bir ihtiyar keçimişsin Kamil dayı. Neden le sen? Sensin keçi. Kara keçi. Sen bıyıklı keçi seni. Sus le. Avanak avanak konuşma. Öte git biraz ağzıma mı gireceksin? Tamam Kamil dayı özür dilerim. Kuzen Joker örümcek çocuğu gördün mü? Yok ama birazdan gelecek. Nereden gelecek? Bilmiyorum ama gelecek birazdan. İyi o zaman. Bugün günlerden pazardı değil mi? Yok ama birazdan gelecek. Ne gelecek pazar mı? Evet birazdan gelecek. Beynim yanmadan gideyim ben buradan. Neden buraya geldik baba? Bunlar nedir? Şu ilerideki köyü görüyor musun? Evet baba görüyorum. Bunlar roket. Hepsini ben yaptım. Uzaktan kumandalı çoklu roket sistemi. Ne işe yarıyor baba? Şu düğmeye basınca 5 roket birden ateşleniyor. Güzel fikir baba. Çalıştıralım mı? Evet, haydi çalıştır. İşte basıyorum. Harika. 4'ü ateşlendi baba. Bir tanesi kaldı ama.
Köy havaya uçtu baba. Tam istediğim gibi. Ama şuradaki hareket etmedi. Evet, nesi var bir bakalım. İşte patron hazinesini burada saklıyor. Var ya, çok heyecanlandım bak şimdi. Ağzına kadar elmas dolu olsa bari içe. Elmas mı? Burada sadece iki tane şişe var. Ya, ağzına kadar iksir doluydu. Ne yaptılar acaba? Ne iksiri koca kafa? Altın ve elmaslar nerede? Ne bileyim ben. Patronun hazinesi budur. Patron altın ve elmasa hiç değer vermez ki. Onun tek değer verdiği şey bilimsel şeylerdir. İksirler, büyüler, makineler ve roketler. O zaman anlaşmamız iptal oldu kardeş. Ne yapayım iksire? Bana elmas lazım, elmas. Patronun elmasları olduğunu sanmıyorum. Ama bu iksirleri denemeliyiz bence. Ne ki bu? İçinde ne var? İçersen görürüz. Haydi iç birini. Ya senin gibi koca kafalı olursam? Yok, merak etme. Bu iksirler başka. İçiyorum o zaman. İşte içtim. Ne oldu şimdi? Vay! Aa! Ne oldun böyle? Gözlerime inanamıyorum. Süper kahraman oldun Joe. Evet, yaşasın. Süper kahraman oldum. Aynı Süperman gibi oldum ya. Bu harika. Ben de içeceğim. Bundan sonra benim adım Süper Joe. İyilerin dostu, kötülerin amansız düşmanı Süper Joe'yum ben. Ne yani, artık iyilerden yana mısın? Evet, çünkü süper kahramanlar iyilik için savaşır koca kafa. Kusura bakma. Tamam, ben de içiyorum. Ben de süper abuzi olacağım ama ben kötülerden yana olacağım. Çünkü Minecraft'ı ele geçirmem lazım. Benim adım Süper Abuzi olacak. İşte içiyorum. Aha da içtim. Sadece kafan değişti. Bence süper kahraman olmadın sen. Ne oluyor? Kafam şimdi de küçüldü sanki. Evet. Koca kafaydın. Şimdi de cücük kafa oldun. Kafan cücük kadar oldu. Bir insan bu kadar mı şanssız olur ya? Ben gidiyorum dostum. Benim yerim bundan sonra iyilerin yanı. Git bakalım. Seni tırıvdan kısa söylerim ama. İksirleri sen içtin diyeceğim. Ne haber? Ben gidiyorum. Ne söylersen söyle ya. Hadi hoşça kal. Kafam küçüldüğüne göre beynim de küçülmüş olmalı. Olamaz. Gerizekalı mı oldum yoksa ben? Gel köylü dayı, yardımcı olalım. Evet. Ne ararsan var ya, çok ucuz. Gitti ya. Merhaba. İnek satıyor musunuz acaba? Evet köylü dayı. İnek satıyoruz. Kaça satıyorsunuz? Kaça satıyoruz Kamil dayı? İki at yumurtası, emme sana bir at yumurtasına olur. Evet köylü dayı, bir at yumurtası. O zaman üç tane alırsam üç at yumurtası eder. Bizde daha ucuz köylü dayı, bu tarafa gel. Tamam, ben biraz düşüneyim. Ya nesini düşüneceksin köylü dayı? Düşünme ya. Gel gel, yarım at yumurtasına satıyoruz, gel. Ne yarım at yumurtası mı olur le? Kırık yumurtayı ne yapacağım ben? Ya müşteri kaybediyoruz Kamil dayı, ne yapalım? Le bırak, istediği yerden alsın. Sizde ne kadar inek? 3 tane inek için 5 elmasını alırım. Elmas mı? Çok güzel. O zaman 5 tane inek istiyorum. 5 inek 10 elmas eder. Güzel güzel. Alın bakalım. Burayı çok sevdim. Çok ucuzmuş. Tabii. Çok ucuzdur. Hem elmasla satış yapıyoruz. At yumurtası falan istemiyoruz bazı marketler gibi. Evet kuzen doğru söylüyor. Al bakalım inek yumurtalarını. Tamam. Güle güle kullan. Bir tanesini deneyebilir miyim acaba? Tabii. Bozuk çıkarsa iade edebilirsin. Güzel. Tam istediğim gibi. Bütün köye sizin marketten bahsedeceğim. Tabii. Bahset tabii. Gel bakalım inekçik. Lan nereye gidiyorsun ya? Kaçma oğlum, kaçma. Gel buraya, buraya. Köye gideceğiz, köye. Kaçırdı ineği ya. Bu yaptığınız hiç hoş değil birader. Resmen müşterimizi çaldınız ya. Serbest piyasa kardeşim. Kim daha ucuza satarsa müşteri oraya gider. Siz de ucuza satın. Yoksa siz kazıkçı mısınız? Yo. Kamil dayı diyorum biz de elmasla satalım diye. Ama tutturdu at yumurtası isterim diye ya. İnatçı biraz Kamil dayı. Yaşlı adam sonuçta. Bazı alışkanlıklarından vazgeçemiyor. Dayanmasın cincap. Memam Kamil dayının yanında çalışıyor. Joker ve kucan Joker palyaçoları da kendi marketleriyle açtılar. Yani herkes çalışıp para kazanıyor. Ama sen ne yapıyorsun? Boş boş geziyorsun. Ama benim paraya ihtiyacım yok ki. Zengin olmak gibi bir hayalim de yok artık. Yine de boş boş oturmamalısın Cincap.
boş gözünün boş kalfası olmak hiç iyi bir şey değildi. Ben böyle rahatım örümcek bebek. Yarın evlenmek istersen, evleneceğin kız ne iş yapıyorsun derse ne diyeceksin? Boş boş atıyıp fındık mı yiyorum diyeceksin cincin. Kimse işi olmayan biriyle evlenmek istemez ki. Sen nereden biliyorsun bunları ya? Ama doğru diyorsun örümcek bebek. Eyvah! Benim de bir mesleğim olmalı. Ne yapsam acaba? Bence sen de bir market aç. Yok yok. Benim daha iyi bir fikrim var. Ne yapacaksın? Popstar olacağım. Nasıl yani? Popstar ne demek? Şarkıcı olacağım yani. Böylece çok meşhur biri olabilirim. Her yerde konser verip para da kazanırım. Televizyona bile çıkarım ya. Yani Taycan gibi bir megastar mı olacaksın? Hayır. Mustafa Sandal gibi bir megastar olacağım. Onun arabası var. Güzel mi güzel? Bastı mı gaza? Gider mi gider? Şoförü de var. Özel mi özel? Maalesef benzini yok. Benzin miydi, mazot muydu? Orayı tam hatırlamıyorum. O zaman ben de sana şarkı sözü yazayım. Güzel fikir. Tamam, sen şarkıcı ol Cinca. Seni destekliyorum. Teşekkürler.